Bugün menümüzde lokanta usulü kelle paça tarifimiz var. Kelle paça çorbasını sevmeyenleri bile sevdirecek çorba tarifi. İki farklı sos, her yörede farklı sos kullanıldığı için iki farklı sosu da göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelle paça çorbası yapacağız. Video çekmeyi düşünmüyordum. Sosyal medya hesabımda gezinirken bir video gördüm. Kelleyi bütün haşlamışlar. Dişleri duruyor. Sigara içmiş bir adam görüntüsü var dişlerinde. Sapsarı. Belki de dedim ki kelle paça çorbasını sevmeyenler bunun için sevmiyorlar diye düşündüm. Ben nasıl haşladım onu göstereceğim. Daha önceden temizleyip buzdolabına kaldırmıştım. Ben parçaladım, dişlerini çıkarttım. Böyle baktığınız zaman hiç kelle görüntüsü yok. Normal et haşlamış gibi görüntüsü var. Eğer nasıl temizlendiğini video çekmem isterseniz yorumlarda belirtin. Videosunu çekeyim. Beynini çıkarttım. Temiz bir beyaz beze koydum. Onu haşladım. Düdüklü tencerede haşlamadım. Nasıl yaptım onu anlatayım. Dondurucundan temizlenmiş olan kelleyi çıkarttım. Çözüldü. Çözüldükten sonra ilk suyunu koydum. Kaynadı. Üzerine köpükleri çıktı. Çıktığı zaman o suyu boşalttım. Yeniden kaynar su ilave ettim. Tekrardan kaynayınca altını kıstım. Yaklaşık 2 saatte kellemiz pişti. Şimdi bunu süzüp çorbasını yapmaya geçeceğim. Kevgire döktüm. Suyu süzülecek. Soğunca etlerini didikleyeceğim. Daha kolay soğuması için. Can peynirini falan önceden sıyırdım. Üzerinde beyaz tabaka yok. Onu da göstermek istedim. Kellelerimi kemiğinden ayırdım. Kellelerimi, paçalarımı. Şimdi bunları küçük küçük kıyacağız. Kıymadan önce beyaz bir bezin içinde beyni pişirmiştim. Onu göstereyim. Çocuklara çok faydası olduğunu söylüyorlar. Altını ısıtan çocuklara daha fazla faydası olduğunu söylüyorlar. Ne kadar faydalı bilemem. Böyle sevenler ayrı yiyebilirler. Çorbanın içine koyarsan çünkü kaybolur gider. Bunu da göstermek istedim. Bütün olan parçalarını küçük küçük kıyacağım. Kelle paçalarımızı doğradık ince ince. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Çorbamızın yapımına geçiyoruz. Ocağımızın altını açtık. Bir, iki kaşığa yakın sıvı yağ koyuyorum. 1 yemek kaşığı un, 1/2 kaşık unumuzu kavuracağız kokusu gelene kadar. İki çeşit terbiyeli çorba göstereceğim. Biri yumurta olacak. Diğeri yoğurtlu olacak. Eğer yumurtalı sevmiyorum diyen olursa yoğurtlu yapabilir.
Şimdiki çorbamızı yumurtalı yapacağım. Unun kokusu gelene kadar kavuracağım. Biraz sararacak un. Kokusu gelmeye başladı. Önce soğuk su ilave edeceğim. Açılması için. Açıldı. Ilık su koyarsam sosum topaklaşabilir. Şimdi hemen altını kısıyorum. Üzerine sıcak suyu ilave ediyorum. Süzgeç kullanıyorum. Kemik kırıntıları varsa geçmesin diye. Kaynatmamış gibi beklediği için. Çorbamızın suyu kaynayana kadar bekliyorum. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi kelle paçaları ilave ediyorum. Tenceremin boyutu 2-2,5 litre civarında. Biraz böyle kaynayacak çorbamız. Şimdi terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. 1 yemek kaşığı unum var. Şurada bir tane de etimiz düşmüş. 1 yumurtanın sarısı. 1 tane limon sıktım. Şöyle göstereyim. Kaşıkta unum var. Çorbamız kaynayana kadar sosunu hazırlayalım. Pürüzsüz olana kadar sosumu çırpacağım. Çorbamın yüzüne çıkan beyaz köpükleri alıyorum. Aldık tamamen. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu sıcak suyu ilave edeceğim kesilmesin diye. Biraz açacağım, alıştırma yapacağım. Kelle paça çorbasının şifasının çok olduğunu söylüyorlar. Eklem sıvılarının kaybına, kribel enfeksiyonlara falan. Şimdi sosumuzu suyunu alıştırdık. Şimdi ilave ediyorum.
şöyle kıvamını göstereyim. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını kıstım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Altı kısık şekilde 5-10 dakika kaynayacak. Sarımsağını ilave etmeyeceğim. Sarımsağı servis sırasında ekleyeceğim. Şimdi diğer tarife geçiyoruz. Şimdi yoğurt terbiyeli kelle paça çorbamıza geçiyoruz. Ocağımın altını açıyorum. 3 kaşık un. 1/2 bardaktan biraz fazla sıvı yağ ilave ettim. Unumuzun kokusu gelene kadar unumuzu kavuracağım. Unumuz kavruldu. Hafif sarardı. Şimdi soğuk suyumuzu ilave edeceğiz. Soğuk suyuyla çözdüreceğim. Çırpıcımla çırpıyorum. Hafif topaklandı. Onları aşmak için çok az daha su ilave edeceğim. Topaklar gitti. Şöyle göstereyim. Çok az kalmış. Biraz daha çırpın. Şimdi kelle paça suyumuzu ilave ediyorum. Süzüyorum. Kemik kırıntıları falan varsa diye siyah et suyundaki tortular varsa çorbamıza girmesin diye. Kemik kırıntıları çıktı. Aldım ocakta. Kaynayana kadar biraz karıştıracağım. Kaynayacak suyumuz. Kaynayınca da kelle paçasını ilave edeceğim. Dibini. Un sosunu karıştırarak yedirmeye çalışıyorum. Tamamen çözüldü. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Üzerine biraz daha su eklemek istiyorum. Videom uzun olmasın diye bu videomu duraklatacağım. Çorbamızın suyu kaynadı. Üzerine çıkan köpükleri aldım. Beyaz olanları. Kıvamı bu. Kısık ateşte kaynattım. Kısıktan biraz fazla diyebilirim.
kelle paçalarımızı çorbanın suyuna ekliyorum. Ve 5-10 dakika kaynatacağım orta ateşte. Ay, bir tanesi inat etti. Gelmiyor. Şöyle karıştırayım. 5-10 dakika orta ateşte kaynatacağım. Çorbamız kaynadı. Şimdi yoğurdunu ilave edeceğiz. 1,5 çay bardağı yoğurt. Çırptım, incelttim. Biraz su ilave ettim. Şimdi çorbamızdan biraz koyuyorum. Kesilmesin diye. Şimdi karıştırarak sosunu ilave ediyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Çorbamız kaynamaya başladı. Bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Kapattıktan sonra tuzunu ilave edeceğim. İsteğe bağlı. Siz isteğinize göre tuzu ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şimdi servisine geçiyoruz. Yoğurt soslu olan çorbamız. Yumurta soslu olan. Çorbanın üzerine tereyağı eritiyorum. Yoğurt soslu olan çorban, yumurta soslu olan çorban, sarımsakla sirkeli sos yaptım. Sarımsakları tuzla ezip üzerine üzüm sirkesi koydum. İster limonla ister sarımsakla sirkeyle servis yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.